Merhaba arkadaşlar. Bugün LWS ile alakalı e, biraz daha böyle daha çok elementler nasıl kullanılır e, o konulara değineceğim. E, öncelikle onları e, web sitemde component reference diye e, bir seri halinde koydum e, ve orada işte hangi elementler nasıl kullanılır. Bunlar işte lightning card olur, putonlar olur ve buna benzer her şey. Yani şunu söylemek istiyorum LWC öğrenirken sadece e, Örnekler üzerinden gitmeyelim A'dan Z'ye her şeyi öğrenmeye çalışalım o yüzden e, Bugün Böyle bir serinin ilk videosunu çekmeye başladım e, İlk olarak şunu söylemek istiyorum sisteminiz her zaman hazır olsun LWC için Şu anda benim sistemim hazır e, Herhangi bir orka bağladım e, Ve bazı ayarları yaptım e, Şu anda ben ilk lwc komponentumu e, oluşturacak durumdayım yani hazırım. Onun için yapmanız gereken e, force app içine girip oradan lwc bulmak. Gördüğünüz gibi içine lwc var. LWC'ye tıklıyorsunuz. Üzerine sağ e, üzerine sağ tıklayarak arkadaşlar sağ tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz daha aşağıda s e, Fx, sfdx create lightning web component şeklinde bir Quick Action yani Quick Link olduğunu göreceksin. Ona tıkladığınız zaman ilk LWC komponentinizi oluşturabilirsiniz. Ben buna ilk olarak LWC Elements adını vereceğim. Çünkü elementler olarak. Normalde HTML'de element olarak geçtiği için ben burada da element olarak hitap edeceğim. Ama normalde... Component referans başlığı altında bu konuları ele almıştım daha önce. Burada LWC Elements diyeceğim. Bu şekilde bir e, isim verdim ilk komponutuma. Enter'a bastığınız zaman nereye kaydedeceğinizi soruyor. Genelde e, Force APB Main Default LWC içine kaydetmeniz e, gerekiyor. Şu, e, düzenli bir şekilde olması için. Onu seçiyorum ve daha sonra ilk komponutum oluşuyor. Bu seri seride... E, elementleri tanıdığımız için tek tek e, javascript'e çok işimiz yok o yüzden javascript'i kapatıyorum burada 3 tane dosya oluşuyor biliyorsunuz HTML genelde görünüşle alakalı e, javascript action'la alakalı mail'a data'yı alakalı siz bu oluşturduğunuz komponent'u e, şu anda vs code'da oluşturuyorsunuz bunu biz orkumuzda hangi sayfalara tiplo e, yapabiliriz. Onun e, ayarlarını yapıyorsunuz Medada'daydı içinde. Hani hep e, bizim üç tane sayfamız var. Biri home page, biri işte record page, bir de app page diye. App sayfası, record sayfası, home sayfası olmak üzere 3 tane sayfa var. Oralara istediğiniz yerlere tiplo yapabiliyorsunuz ve orada kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi custom component olarak geçiyor. Lighting App Builder sayfasına girdiyseniz orada standartlar var zaten bir de en alt kısımda Custom komponentler şeklinde Aura ile ya da LWS ile oluşturduğunuz komponentleri görebilirsiniz ama bugün biz Bunları orada görmeyeceğiz çünkü deploy yapmayacağız direkt olarak Bizim VS Code ekranında bunları görmeye çalışacağız Şimdi o yüzden LWS elementleri açıyorum ilk olarak Bu ilk videomda tabii yeni bir element eklemeyeceğim bu bir tanıdım videosu ee, gördüğünüz gibi siz yeni bir komponent eklediğiniz zaman e, ve bu her zaman oluyor. Template başlayıp template ile bitiyor. Bunlar bizim elementlerimiz arkadaşlar. Bunlar bizim elementlerimiz. Eğer bunların yanına yorum yazmak isterseniz yorumları biz HTML'de yaptığımız gibi küçük işaret. Ondan sonra bu şekilde yorum ekleyebiliyorsunuz. Küçük işaret, yani, ünlem işareti o zaman ondan sonra iki tane tire. Siz bunları, bunları eklediğin zaman e, otomatik kapanıyor. Buraya yorum ekleyebilirsiniz. Bu bizim arkadaşlar elementimiz. E, start aslında. Bu opening tek diyebiliriz. Opening tek diyelim buna. Normalde template bizim elementimiz ve e, bir açılışı var, bir kapanışı var. Açılışına ilkine biz ne diyoruz? Opening tek diyoruz. Yani şöyle diyelim burada template is the element diyelim mesela template yani template bizim elementimiz isterseniz bu yorumu biraz daha yukarı koyalım şöyle template bizim elementimiz arkadaşlar buradaki ilk ikinci satırda gördüğünüz kısım bizim arkadaşlar opening tag html ile biraz daha şey yapıyorum opening tag diye geçiyorum ve bunun kapanışı da arkadaşlar burada. Buna da biz closing tek diyeceğiz. Closing tek. Ve e, hem HDB hem LWS'de e siz belirmediğin zaman her zaman bunun bir opening'i var bir de closing var. Hani closing'i unutursanız her zaman hata mesajıyla karşılaşabilirsiniz. O yüzden e, dikkat edin e, ya açılışı kapanışını nereden başlıyor nerede biliyor. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Birinci videomuz böyle tanıdım yaptık. E, template bizim elementimiz e, tamamı opening tekimiz, bunun tamamı da closing tekimiz. Gördüğünüz gibi ikisi arasında tek bir fark var. Bu da bizim slashımız. Burada bir slash var, görüyorsunuz. O closing'in olduğunu ifade ediyor. E, Openingde yok, closingde var. Her zaman böyle oluyor.